Geçeceğim ama. Tamam. Gidelim Metin abi. Tamam hazırım. Hakemler hakem Murat Taşkasoğlu, yardımcı hakem Samet Özoğlu, yardımcı hakem Samet Özoğlu, dördüncü hakem Ömer Şıklar. Evet, ligde 4. hafta İnegöspor hafta içi mesaisinde bir tek sen Düzcespor'u konuk ediyor. İstiklal marşımızı coşkuyla söyledik ve iki takım oyunculara birbirlerine başarılar diliyor zorlu 90 dakika öncesinde sevgili seyirciler. Mücadeleyi Burak Taşkınsoy yönetiyor. Samet Özkul, Selim Şenöz yardımcılıklarını yapıyor. 4. hakem Ömer Şivka bu karşılaşmada Ercüment Coşkundere ve Şaban Yıldırım birbirlerine başarılar dilediler. İnegöspor'da kalede Emre Selen var. 7 Niyazi Batuhan Salman, 8 Furkan Özyapı, 10 Bahadır Taşdelen, 13 Medeni Bingöl, 16 Emir Özsoy, 20 Orhan Aktaş, 23 Taylan Özgün, 28 Hamza Özdemir, 55 Ethem Ercan Pülgir, 79 Ümit Sönmez düzeniyle sahada ev sahibi İnegöspor. İki takım kaptanı maçın hakeminden kale ve top seçimlerini yapıyorlar. Bir tek sen Düzce'de kalede Ersin Aydın var. Doğan Can Otman 4, Emre Keleşoğlu 5, Yasin Ozan 9, Mehmet Özduraz 10, Kerem Kaya 12, Eren Karada 14, Çınar Tarhan 18, Savaş Polat 20, Mümin Talip Pazarlı 33, Altarhan Hidayetoğlu da 77 numaralı formasıyla sahada konuk. Düzcespor takımında 7 puanı var Düzcespor'un. Oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlikle ayrıldı ve grupta liderliğini sürdürüyor. 4 takımın 7 puanı var, onu da belirtelim. İnegöspor geçen hafta cumartesi günü
Anagold Erzincan deplasmanındaydı. Orada kaybetti ve ligin ilk mağlubiyetini de almış oldu. Evet, İnegöl'de kale ve top seçimleri yapıldı. Düzceli seyircileri giriyor. Biteksen Düzce sporlu oyuncular. İnegöl sporlu oyuncular da kendilerine ayrılan bölümde bir küme oluşturdular ve adeta maç öncesi birbirlerine kenetlenerek söz veriyorlar ki bugün kazanmak zorunda İnegöl Spor. Hafta içi, daha doğrusu hafta sonu deplasmanda menemene gidecek. O açıdan bu karşılaşmanın önemi bir hayli fazla. Yine Mehmet Özdıraz'ı görüyoruz Biteksen Düzce takımında ki geçen sezon İnegöl Spor formasını giyiyordu. Evvelki sezon düzelttim. Geçen sezon yine Van Spor formasıyla İnegöl Spor filelerini havalandırmıştı. Bugün de Mehmet Özdıraz yine İnegöl Spor'a karşı Biteksen Düzce formasıyla sahaya çıkıyor. Geçen sezon 3. ligden 2. lige adını yazdırdı ve aslında 2 yılında da iyi başladı ve başlama vuruşunda da Düzce takımını görüyoruz değerli izleyiciler. Maçın hakemi Burak Taşkınsoy son hazırlıklarını yapıyor. Kalecilere baktı. Onlardan da okey aldı. Ve karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü başladı. Düzce Spor'un vuruşuyla. Emre Keleşoğlu sol tarafta, top isteyen Kerem Kaya'ydı, atmadı ona. Uzun bir top. Orhan karşıladı. İnen top. Emir Özsoy geriye doğru döndü. Ardından sol tarafa doğru, Orhan'ın koşu yoluna doğru. Bugün Taylan ilk 11'de oynuyor. Onu söyleyelim Ethem. Uzun atış. Sol taraftan geliyoruz. Ceza içerisine doğru. Vuruş. Mümin Talip Pazarlı'dan döndü. Ömer Faruk Ermeç kırmızı kart görmüştü. Erzincan deplasmanında bugün Taylan ilk 11'de başladı. Sevgili seyirciler, Orhan Aktaş. Savunmada Furkan, Ethem Ercan paslaşması, sağdan Niyazi Batuhan Salman'a gelmedi. Kerem Kaya'nın vuruşu. Taç. Medeni Bingöl'ün vuruşu. Bir kez daha top dışarı gidiyor. Kerem Kaya ile kullanacak Biteksen Düzce. Kerem Kaya topu arkadaşına atacak, arkadaş aradı. Ethem Ercan döndürmedi. Yasin Ozan'ı. Hamza Özdemir. Uzun bir top. Taylan hareketlenmişti ama top hızlı. Bugün ilk 11'de başladı. Ercüment Coşkundere geçen sezon Sakaryaspor'daydı ve ligin bitimine 7-8 haftalık bir sürede yollar ayrıldı. İnegöl'deki karşılaşmayı farklı kazanmıştı. Sakarya'da berabere bitmişti. Geçen sezon futbol severler hatırlayacaklar. Mümin Talip. Emre Keleşoğlu. Sağ kanadı kullanıyor Düzce Spor. Orta geldi. Savunmaya ayak koydu. Çok kritik bir dokunuş Emir Özsoy'dan. Uzun bir top. Hareketlenen Taylan. Ceza içerisine doğru girdi. Taylan vuruşunu yaptı. Müthiş bir gol. Müthiş bir gol. Bu hayır. Üstahlar. Üstahlar adeta. Tribünler de ayağa kalktı benim. Gol diye seslendiğim anda ama çok güzel bir vuruş olduğunu söyleyelim. Süratli bir şekilde Düzce Spor orta geldi. Altarhan. Top dışarı gidiyor. Ersin Aydın. Doğancan Otman.
Baskı Niyazi Batuhan Salman'dan. İnegöspor iyi başladı, istekli başladı. Furkan Emir Özsoy sağ tarafa doğru gelmedi. Niyazi Batuhan Salman kendini unutturdu ama gelmedi top. Şimdi tekrar Emir Özsoy. Emir Özsoy serbest vuruş İnegöspor'un. Umut Sönmez yerde kaldı. Burak Taşkınsoy itirazlar sonrasında uyarılarda bulunuyor. Kaleyi tam karşıdan gören bir pozisyon hemen kullandı. Medeni ortasını yaptı. Savunma yükseklik kazandırıyor. Ardından riskli bir pas mı kaleci Ersin? Dakika 4. İnegöspor tempolu başladı. Güzel bir karşılaşma bizi bekliyor gibi 4 dakikalık süreye baktığımızda. Mehmet Özdıraz'da başlayan atak. Kaleye doğru savunma. Aman aman aman. O bölgeden çıkarmamız gerekiyordu. Fazla bir fanteziye gerek yok. Çıkarttık. Ama kalabalıkta Düzcespor'un şutu etkiliydi. Savunma çıkarttı. Emre Keleşoğlu. Mümin Talip. Mümin Talip uzun oynuyor. Yasin Ozan'a doğru. Savunma geçirmedi ama serbest vuruş. Çaprazdan kaleyi gören bir nokta. Serbest vuruş kullanacak Düzce takımı. Oran'ın itirazı var ama karar değişmeyecek. Mehmet Özdıraz. Yanında Çınar da var. İnegöspor 3 kişilik barajı oluşturdu. Emre Kalesi'nde dikkatli. Mehmet Özdıraz. Çizgi halinde iki takım oyuncuları cezanın çizgisindeler. Mehmet Özdıraz ortasını yaptı Emre. Yumuşak bir orta. Emre Selen topu kontrol etti. Vuruştan sonuç gelmedi. Şimdi savunmada oyun kurarak çıkmaya çalışıyoruz. Etemer Can Pülgir. Sağda Medeni. İçeride Furkan. Atağın yönünü sol tarafa doğru çevirdi. Yerden Emir vuruşu dışarı gidiyor. Aslında Ersin de ters taraftaydı ama uzak köşeye göndermek istedi. Top çerçevenin dışından dışarı gidiyor. Ersin Aydın. Kerem Kaya. Taç. Medeni köşe vuruşu. İlk köşe vuruşunu 8. dakikada İnegöspor kullanacak. Emir Özsoy noktaya doğru gidiyor. Bu arada hava hakimiyeti yüksek oyuncularda Düzce cezanın içerisine doğru hareketlendiler. Niyazi Batuhan Salman ortasını yaptı, bir korner daha. Emir Özsoy ortasını yaptı. Ersin yumrukladı. Cezanın dışına çıktı top. Atak devam ediyor İnegöspor.
Yerden bu arada istediğim şekilde Emir vuruşunu yaptı. Savunma. Mehmet Özdıraz geçiremedi. Emir Özsoy. Emir Özsoy çabuk kullanmamız gerekiyor. Öyle de oldu. Sol tarafa doğru. Bir vuruş daha dışarı gidiyor. Korner. Niyazi Batuhan Salman. Üçüncü korneri kullanacak İnegöspor. Furkan Özyapı. Yine 2-4-5 oyuncumuz cezanın içerisinde. Orta geldi. Arka tarafa doğru aktardı Bahadır. Bir vuruş daha. Karşıladı Çınar Tarhan. Atak devam ediyor. Mümin Talip çıkarttı. Dışarı gidiyor. Dakika 9. İnegöspor 0, Biteksen Düzce 0. Niyazi Batuhan Salmaz sarı kart gördü. Yine bir gereksiz kart. Geçen hafta bunun acısını yaşadık. Bahadır. Furkan Emir. Umut Sönmez. Orhan, Umut Sönmez. Sol çizgide, sol tarafta atak girişimlerimiz var. Kaleciye kadar geldi bu top. Emre Selen. Hamza Özdemir. Etemercan uzun oynadı cezanın içerisine doğru. Bayrak da kalktı. Taylan Özgün. Doğan Can. Çınar Tarhan. Bu arada döndürmememiz gereken bir pozisyondu. Savunmada izin vermedi. Mehmet Özdıraz. Etemercan. Furkan. Bahadır'a doğru. Bahadır. Taç. Mümin. Çınar Mümin. Eren Karadağ. Pas hatası. Bu arada yerleşti Düzce Spor takımı. Topu ayağımızdan fazla tutunca cezanın içerisine doğru Niyaz Batuhan Salman çevirdi. Arkalardan gelen kimse var mı? Hayır, yok. Savunma topu dışarı gönderdi. Çok önemli bir pozisyon. Dakika 13. İnegöl'de İnegöspor'un kaçırdığı pozisyon önemli. Bu arada yine Medeni ortasını yaptı. Kafalar da hayır. Dışarı gidiyor. Neler kaçırıyoruz neler. 13 dakikada İnegöspor'un baskısı var, isteği var. Ama eksik olan tek şey gol. Köşe vuruşu, 5. köşe vuruşu bu İnegöspor'un. İnegöl'de İnegöspor'un kaçırdığı pozisyonu. Furkan Özyapı. Furkan Özyapı. Bahadır sokuldu yanına, atmadı. Arka tarafa diyoru. Doğrudan dışarı gidiyor. Duran topları İstediğimiz gibi kullanamadık. 5 korner var. Ersin. Emre. Doğancan.
Medeni kesti. Mehmet Özdras. Mehmet Özdras. Mehmet Özdras orta yapacak pozisyon aradı. Şimdi iki Negospor oyuncu geldi. Topu aldık. Emir ama oradan da çıkarmamız gerekiyor. Riske girmeden Ethem. Doğancan. Altarhan. Altarhan. Top bizde. Taylan Özgün bıraktı. Sağ taraftan Niyazi Batuhan. Salman bayrak kalktı. Elinde sarı kart geliyor. Çok ucuz kartlar çıkıyor. Kulübeden bir oyuncu. Yardımcı hocamız da olabilir. Evet. Vedat Hoca sarı kart gördü. Emre Keleşoğlu, Mümin Talip. Eren, Çınar, Kerem Kaya, Altarhan, yerden oynadı, Bahadır Taşdelen, Umut, Orhan birlikte hareketlendiler. Ara pası Taylan'a doğru. Kaleci Ersin. On dördüncü dakika, 0-0'lık eşitlik var. Emre Keleşoğlu. Eren top istedi, gelmedi ona, savaş atamadı. Çınar Tarhan. Şimdi Düzce Spor atak tazeliyor. Negospor kendi yer alan dediğim anda bir top kaybı. Emir. Emir Özsoy. Güzel bir pas. Niyazi Batuhan Salman ama son anda bir dokunuş var. Kerem. Mümin Talip. Çınar. Bahadır Taşdelen. Bahadır araya girdi. Bahadır. Atağımız devam ediyor. Emir atamadı. Ethem Ercan sakin olmalarını istiyor. Bu arada yerde kalan bir Düzceli oyuncu var. Ercüment Coşkundere. 0-0'lık eşitlik var. Dakika 18. İnegospor'un istekli olduğunu söyleyelim. Kaçan pozisyonlar var. Özellikle 5 korner kullandı. Düzcespor'un kullandığı köşe vuruşu yok. Şu ana kadar bir duran top organizasyonu var. Mehmet Özdraz'la. Maçın 5. dakikasında iyi başladığımızı söyleyebiliriz. Ama eksik olan şey gol bugün. Şu ana kadar savunmayı da iyi kontrol ederek aradığımız golü ilerleyen dakikalarda buluruz, umarız. Bu arada Biteksen Düzce takımından Doğancan yerdeydi, kalktı yavaş yavaş. Tedavisi tamamlandı. Bu bir anlamda da kısa bir su molası oldu oyunculara.
Hakem ateşiyle oyun başlayacak ama İnegöspor'daydı atak. Tazeleme çabasındaydı Bordo Beyazlar. Emir. Niyaz Batuhan Salman. Doğancan. Bayburt 1, Menemen 2, Sivas 1, Nazilli 1, Ankara Spor 0, Arnavutköy 0. Bu karşılaşmalar İnegöspor maçından önce başladı. 19. dakikası geride kalan maçta İnegöspor Düzce ile golsüz berabere. Yine Esenler Erok, Şanlıurfa maçında da gol yok. Etemercan, Niyaz Batuhan faul diyor. Faul diyor. Çok yanlış bir karar. Sarı kart Şaban Hoca'ya çıkıyor. Çok enteresan kartlar. Geçen hafta ve bu hafta aynı hikayeler devam ediyor. İtiraz dahi yasak. İtirazlar hemen sarı kartla cezalandırılıyor. Mehmet Özduraz topun başında. Kerem Kaya. Taç. Medeni Bingöl. Kerem Kaya. Umut Sönmez. Hamza Özdemir. Hamza Özdemir baskı var. Ersin. Emre Selen. Etemercan, Hamza Özdemir. İki stoper karşılıklı paslaşmalar. Emre. Orhan döndü, Emre Selen. Etemercan Pülgir. Emir Özsoy. Ercan. Hamza. Orhan Aktaş geldi, aldı. Daha sonrasında verdi topu. Uzun bir pas denemesi Ersin Aydın. Emre Keleşoğlu, Mümin Talip Pazarlı. Emre. Mehmet Özdıraz geldi yanına. Doğan Can'la oynadı. Solda Eren Karadağ var. Atmadı ona. Çınar Tarhan. Savaş Polat. Mümin Talip Pazarlı. İstediği atak organizasyonunu gerçekleştiremedi Düzce takımı. Ersin'e kadar geldi top. Doğancan. Eren. Yasin Ozan iade yaptı. Şimdi cezan içerisinde doğru hareketlilik var. Orta geldi. Ters bir ayak dışarı gidiyor. Maçta ilk köşe vuruşunu kullanacak Düzce Spor. 23. dakika değerli izleyiciler. Mehmet Özdıraz gidiyor korneri kullanmak için o bölgeye. Emre arkadaşların uyarıyor. Yine Düzce takımından. Ceza içerisinde doğru 5 oyuncu hareketlendi. Savunmadan daha ileri çıkanlar var. Mehmet Özdıraz. Altar geldi yanına, Altar. Paslaştılar. Mehmet Özdıraz. Mehmet
Ortasını yaptı. Bir kez daha korner. Mehmet Özdras köşe vuruşunu kullanıyor. Yerden dışarı gidiyor. Son derece kötü bir köşe vuruşu ve su molası veriliyor. 24. dakika İnegöl'de. İnegöl Spor 0, Biteksen Düzce 0. 24 dakikalık süreye baktığımızda İnegöl'ün istekli olduğunu söyleyelim. En azından Erzincan deplasmanına ortaya konan futboldan daha kat kat İnegöl'ün istekli, bir o kadar da pozisyon bulduğunu söyleyelim ki gollük pozisyonlar bunlar, sonuç gelmedi. Maçın hakemi 3 sarı kart gösterdi. İkisi İnegöl kulübesine, biri Niyazi Batuhan Salman'a. 24 dakikada 3 sarı kart var. Bunlara da dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor bize. Oyun alanına dönüyor oyuncular. ...16.30'a başlayan iki mücadele var. İkisinde de gol yok. Erok 0, Urfa 0. İnegöl'de de 0-0'lık eşitlik var. İlk yarısı biten maçta Ankara Spor 0, Arnavutköy Belediyesi 0. Nazilli Belediye Sivas'ta beraberliği sağladı. O karşılaşma 63. dakika geride kaldı değerli izleyiciler. Savunmada Hamza. Çok önemli bir dokunuştu aslında. Mehmet Özdras'la başlayan atak. Savaş Polat'la devam etmişti. Furkan. Bahadır. Ara pası. Cezanın içerisine doğru. Emir Özsoy vurdu savunma yine. Şutları deniyoruz ama bu şutlar kaleye varmadan savunma tarafından bir şekilde karşılanıyor. Emir. Taç Düzce'nin. Emir'in tepkisi var. Yanlış karar. Şaban Yıldırım'ın itirazları var ama sarı kartı var. Hocanın da dikkat etmesi gerekiyor. Yine önümüzde zorlu bir deplasman var değerli izleyiciler. Menemen deplasmanı pazar günü saat 19'da başlayacak. Taç bizim. Medeni Bingöl, Niyazi Batuhan Salman, Mümin Talip, Furkan, Mehmet Özdras. Orta Eren'den vuruş, top direkten, önce Emre ardından direk, sonrasında uzaklaştırıyoruz. Biteksen Düzce gole çok yaklaştı. Doğancan. Taç. Bu arada yerde kalan bir Düzceli oyuncu var. 28. dakika. Kerem.
Mehmet Özdıraz taç. Medeni. Bir kez daha top dışarıda. Furkan. Medeni. Bu arada Bahadır. Cezan içerisine doğru son anda savunma köşe vuruşu. 26'da Çınar'la gole çok yaklaştı. Bir tek sen Düzce. Emre Selen ardından direkten top dışarı gitti. Bahadır Taşdelen. Ortası Ersin. Altarhan. Furkan topu aldı. Ardından Umut. Atamadı. Final pasında bir sıkıntımız var. Cezanın içerisine doğru gelirken. Orhan Taç. Mümin Talip. Ersin. Eren Karadağ. Niyazi Batuhan Salman. Eren Karadağ mücadelesinde. Eren yerde kaldı. Basma görülüyor ama sağlık ekipleri henüz sahaya girmedi. Evet, Niyazi Batuhan Salman'ın da sarı kartı var. Bunları hatırlatmak gerekiyor. Mümin Talip. Emre, Mümin Talip. Emre. Eren üstünden top dışarı gidiyor. Furkan. Furkan. Taç. Serbest vuruş faul kararı var. Ethem Ercan. Doğancan. Eren. Taç. Furkan. Ethem Ercan. Furkan. Ersin. Savaş Polat kafayla kalecisiyle oynadı. Eren Karadağ. Eren. Faul. Kontrol dışı yapılan bir hareket Furkan'dan.
Yerdeki oyuncu Çınar Tarhan serbest vuruş kullanacak. 34. dakika. Biteksen Düzce takımı. Mehmet Özdras topun başında. Ceza içerisine doğru Mümin Talip out. Emre Selen, Ethem, Emre, Hamza, Orhan, Furkan. Taylan geriye attı. Ethem o noktaya doğru atmak istedi ama Mümin Talip. Niyaz Batuhan Salman. Ethem Ercan. Furkan. Zamanlama hatası. Mehmet Özdırak. Emir geldi, aldı topu. Baskı önde yapmaya başladı Düzce takımı. Bu da İnegöspor oyun kurmasında biraz sıkıntı. Umut Sönmez yaratıyor bu dakikalarda. Savaş Polat. Doğancan. Mümin Talip Pazarlı. Emre Keleşoğlu. Eren Karadağ. Kerem Kaya. Emre Keleşoğlu. Araya Ethem girdi ama top yine konuk takımda. Çınar Tarhan. Doğancan. Eren. Mehmet Özdıraz. Umut Sönmez. Orhan Aktaş. Bahadır hareketlendi. Taylan hareketlendi. Savaş Polat. Altar. Yasin. Şut denemesi. Furkan'dan döndü. Ardından Furkan. Furkan yerde. Faul. Sarı kart olması gerekiyor. Kart çıktı. Çınar Tarhan. Düzce'de ilk sarı kartı Çınar Tarhan gördü. Furkan iyi sıyrılmıştı rakibinden. Bugün iyi başladı mücadele, onu da söyleyelim. Nazardan korusun. Allah diyelim çok iyi başladık ama golle şu ana kadar tanışamadık. Gol gerekiyor. 37. dakika geride kaldı. Özellikle 20 dakikalık bölümde İnegöspor'un baskısı vardı. Ersin. Doğancan. Ersin. İlk de oynadığı iki karşılaşmada bir haftasını bay geçirdi İnegöspor. Bir galibiyet, bir mağlubiyet aldı. Bayburt 3-0 yendi. Erzincan'da 2-1 kaybettik. Ligin ikinci haftasında da baydık. Eren Karadağ. Köşe vuruşu. 38. dakika. Korneri kullanacak Biteksen Düzce, Mehmet Özdıraz.
Köşe vuruşu kullanılıyor. Mehmet Özduraz cezanın içerisindeki dağılıma baktı. Ortasını yaptı arka tarafa doğru. Aman top ağlara gidiyor Yasin Ozan. 39. dakika. Çok boş kaldı arkada. Çok o kadar boş kaldı ki kendi bile şaşırdı attığı gole. İnegöl'de Biteksen Düzce 1-0 öne geçiyor 39. dakika. Yasin Ozan İnegöl deplasmanında 1-0 öne geçiriyor Düzce'yi. Çok boş kaldı, çok. Bu golün tarifi gerçekten çok zor. Başlama vuruşunda İnegöl var. Bahadır'a gelmedi, karşıladı Savaş. Mehmet Özduraz. Orhan. Ersin. Ethem Ercan. Mümin Talip Pazarlı yerde kaldı. Topsuz alanda. Bunlar tabii çok göreceğiz bundan sonraki dakikalarda ki bir an önce golü atmamız gerekiyor. 41. dakika 1-0 gerideyiz. Az önce Yasin Ozan attığı gol var. Ümit Ali Pazarlı sağ kenarına geldi. Emir Özsoy. Kaleci Ersin. Ersin Aydın. Furkan, Umut Sönmez Furkan. Furkan bu arada top hızlı Ersin. Kerem Kaya. Doğancan. Eren Keleş. Mümin Talip Pazarlı. Eren Karada. Kerem Kaya, Mehmet Özduraz, Eren Karada. Medeni Bingöl. Adeta rakibi bir asist oldu. Niyazi Batuhan kaçırdı ayağının altından. Ersin Aydın. Doğancan. İlginç bir top kapma mücadelesi. Furkan. Ortası, daha doğrusu kaleye doğru direkt Ersin Aydın'da kaldı top. Evet.
Ersin Aydın, hatalı pas. Taylan, Emir. Furkan. Ethem Ercan. Taç. İlk yarının sonuna en az 4 dakika ilave edilmiş. 45 artı 4 oynanıyor. Şimdi gösterildi. 1-0 gerideyiz değerli izleyiciler. Mehmet Özdıraz savunma çıkarttı. Hamza Altarhan'ın baskısı devam ediyor. Orhan Taç. Esenler Erok deplasmanında Şanlıurfa Spor 1-0 öne geçiyor. Emre Selen. Hamza. Orhan. Umut Sönmez paslaştı. Ardından Ethem Ercan, Hamza. Cezanın içerisinde mücadele. Ümit Talip Pazarlı. Savaş Polat. 40. dakikada Yasin Ozan'ın attığı golle Biteksen Düzce 1-0 önde yine gol deplasmanında. Taç. 45 artı 4 oynanıyor. 4 dakikalık uzatma gösterildi az önce. Yine golde değerli izleyiciler. Bahadır. Mehmet Özdıraz bıraktı. Ersin. Niyaz Batuhan. Emir. Orta. Vuruş. Ersin. Taylan. Aslında güzel bir pozisyondu ama vuruş istenilen düzeyde değildi. Devre beraberlikle girsek bizim için çok büyük bir avantaj olacaktı. Takım adına, moral adına, tribün adına, bizim adımıza kısaca. Ama Taylan'ın vuruşu kaleci Ersin için kolay bir top oldu. Ve ilk yarıda son düdük geldi. 40'ta Yasin Ozan attı. Biteksen Düzce ilk yarı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız değerli izleyiciler.
Arkasını yayında.
Sana bir görüntü bir sıkıntı var mı? Anlaşılmadı. Bu arada ikinci yarı başladı. Umut Sönmez araya attı ama top dışarı gidiyor. Taç atışını kullanıyor İnegöspor. Orhan Aktaş kullandı. Savaş Polat araya girdi. Faul. Ayak fazla kalktı diyor. Burak Taşkınsoy. Sol kanattan geliyor şimdi konuk takım. Altarhan. Mehmet Özdras şutu çıkarttık ve Bahadır Taşdelen'le yeni bir atak başlangıcındayız. Sağ tarafa doğru Emir Özsoy. Arkadaydı hemen Niyazi Batuhan Salman. Orta yaptı köşe vuruşu. 48. dakika köşe vuruşu kullanıyoruz. Umarız burada bir beraberlik sayısı çıkar. Çünkü çok ama çok ihtiyacımız var bu dakikalarda. Orta geldi. Savunma çıkarttı ama top bizde Furkan. Bir orta daha uzak noktaya doğru kimse yok. Top oyun alanında kalıyor ve atak devam ediyor Eren Karadağ. Mehmet Özdıraz bana niye atmadın diyor. Kuşkusuz o da boş pozisyondaydı. Emir Özsoy. Altar yerde serbest vuruş. Orta alanda bir boşluk. Etemercan. Bahadır. Faul. Kerem Kaya karşıladı. Eren araya. Orhan girdi.
2-20 numaralı mücadelesinde geriye döndü. Savaş. Tekrar Savaş. Furkan. Niyaz Batuhan Salman. Umut Sönmez kendini gösterdi şimdi. Umut. Ortası. Savunma topa yükseklik kazandırdı. Daha doğrusu dışarı gönderiyor. Doğan Can Atman. Köşe vuruşunu kullanacak Furkan İnegöspor takımında. Furkan arka taraflara doğru, içeri doğru döndü Ersin. Kendi oyuncusuyla çarpıştı ama yerde kaldı. Yavaş şekilde kalkıyor. Hafta içi mesaisi 4. hafta sevgili seyirciler. 50. dakika İnegöl'de geride kaldı İnegöspor. 0 Biteksen Düzce 1. 40'da Yasin Ozan'ın attığı gol var. Altar. Faul. Serbest vuruş kullanacak konuk takım. Orta geldi. Sağ tarafa doğru Niyazi Batuhan Salman, önünde bir boşluk var. Niyazi Batuhan Salman sıyrıldı rakibinden, ceza içerisine girdi. İkincisinden de sıyrılmak istedi ama topu kaybetti. Fazla ayakta top tutmanın da acısını ödedik bu arada. Bedelini ödedik. Şimdi tekrar Niyazi, kullanılan taç. Orta Mümin Talip Pazarlı karşılıyor. Orhan. Umut Sönmez. Furkan. Orhan Aktaş. Mümin Talip. Bahadır. Serbest vuruş. Çok kritik bir yer. Serbest vuruş kullanacağız. İki kişilik baraj. Topun başında Niyazi Batuhan Salman var. 52. dakika. Kaleye doğru Ersin. Bir kez daha içeriye doldurduk. Furkan, Niyazi Batuhan. Emir. Vuruş. Kaleci Ersin. Hamza vuruşu yapan oyuncuydu. Biraz daha geriden dedi Burak Taşkınsoy. Medeniye.
Ersin. Ethem karşıladı. Savaş. Mehmet Özduraz. Furkan. Niyazi Batuhan. Kerem Kaya kullandı saçı. Çınar. Doğancan. Çınar. Savaş. Mehmet Özduraz. Eren Karadağ. Bahadır. Niyazi Batuhan Salman. Niyazi Batuhan 2-3 oldu Düzceli ceza içerisinde. Gelmedi. Bu arada top yine bizde. Emir. Orhan. Ersin. Orhan'ın vuruşu Ersin'de. 55 dakikalık sürede 1-0 gerideyiz. Kadir oyuna dahil oluyor. Emir çıktı. İlk değişikliği yaptı. Şaban Yıldırım İnegöl'de Kadir Salih oyuna dahil oldu. Kadir Erzincan deplasmanında oyuna dahil olmuştu sonradan ve etkili oyunun karşısında bir de gol atmıştı. En azından son 20 dakika 25 dakika umutluğu geçirmemize neden olmuştu. Kadir Salih Erzincan deplasmanında. Şimdi top kaybı Taç. Orhan. Furkan. Umut Sönmez. Furkan. Kadir Salih döndü. Umut Sönmez. Kadir Salih. Kadir Salih atamadı. İstediği noktaya Ethem Ercan. Savunma orta alana kadar geldi yine golde. Niyazi Batuhan. Hasan Küçük oyuna girecek. O da eski bir İnegöl'lü. Bu liglerin iyi orta saha oyuncularından biri. Yerden Mümin Talip. Dönen top Bahadır'ın önüne kalacak Mayır. Orhan aldı topu. Kadir Salih. Niyazi Batuhan Salman. Niyazi Batuhan Salman. Çok basit pas hatası yaptık o noktada. Kerem Kaya. Oynayın dedi. Bu arada Taylan. Taylan vuruşunu yaptı Ersin. Mükemmel iki hareket. Çizgide yardımcıya baktım. Köşe vuruşu diyor orta hakem. Yardımcının bayrağı havada. Şimdi gösterdi. Müthiş iki hareket. Eren Karadağ çıkıyor. Hasan Küçük oyuna dahil oluyor. Beraberliğe çok yaklaştık 58'e. Geldi. Kafalardan sekti.
Top bizde kaldı. Şimdi sağ taraftan geliyor İnegöspor. Ceza açısına doğru. Köşe vuruşu. Bahadır. Kaptan topun başında. Dakika 59. Vuruş direkten döndü. Direkten döndü. İkinci pozisyon devam edecek mi? Savunma uzaklaştırmakta zorluk çekiyor. Çevirdik ama Doğancan Otman. Sarı kart. Hamza. Beraberliğe çok yaklaştık son 5 dakikadır. 2 pozisyonumuz var. İlegöspor'un sarı kart gördüğü futbolcu 28 numaralı formasıyla Hamza Özdemir. 1-0 gerideyiz 40. dakikada. Yediğimiz gol var ve ikinci yarı başlar başlamaz da yine ilk yarıya göre bir mücadelemiz var. Yine gol arama çabamız var. Girişimimiz var ama topu bir türlü filelerle buluşturamadık. Ersin. Ersin. Furkan. Yasin, Hasan Küçük'ün baskısı var. Mehmet Özduraz da geldi. Taç. Hemen başladı Niyaz Batuhan Salman. Yerden köşe vuruş. Artık bu duran toplardan birini değerlendirmemiz gerekiyor. Değerli izleyiciler, 61. dakika. 10 köşe vuruşumuz var. Orta doğrudan dışarı gidiyor. Hayır. Evet. Düjeli bir oyuncuya çarptı mı dedim ama yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Niyaz Batuhan Salman doğrudan topu dışarı gönderdi. Ersin. Furkan karşıladı. Mehmet Özduraz. Savaş. Mümin Talip. Ersin. Orhan. Etemercan. Medeni. Etemercan. Taylan'a doğru Taylan. Taylan ayağından açtı. Ersin. Bugün Ömer Faruk Ermeç'i çok aradık değerli izleyiciler. Ersin. Altar. Savaş. Mümin Talip. Hamza'dan
Etemi, Etem'den kaleci Emre Selen'e. Temercan, Orhan, Bahadır. Orhan. Savaş. Çınar Tarhan paslaşması. Furkan şimdi. Orhan. Oyunda tempo arttı. Hasan Küçük. Medeni. Emre Selen. Can Eren şimdi Doğan Can Altar döndürmememiz gerekiyor. Orhan Medeni Furkan kaleye doğru Ersin. Savaş. Savaş. Çınar. Ersin. Faul. Serbest vuruş konuk takımın. Savaş. Ortası doğrudan dışarı gidiyor. Ersel de sakattı yine 18 kişilik kulübede. Baktığımız zaman Yunus Emre Duyan, Serhat Emirler, Enes Bağdemir, Mehmet Arda Akdeniz, Yusuf Ziya Gümüş, Sergen Uzun, Ömer Faruk Aslan, Kadir Salih oyuna dahil oldu. Hamle oyuncusu olarak da Şaban Hoca'nın işi zor. Yani bu oyuncuyu bu dakikadan sonra oyuna atıp da çevirebilecek, bir şey yapabilecek oyuncu olarak şu anda sadece kritik olarak belki Ersel değerlendirilebilir ama onun da sakatlıktan yeni çıktığını söyleyelim. Bu arada sol taraftan atak geliştiriyoruz. Düzce Spor tüm hatlarıyla kendi yer alanında taç. Orhan. 67. dakika. Bahadır Taşdelen taç. Konuk takımın. Savaş Polat. Taç. Savaş Polat yine kullanacak. Kullandı taçı. Taç bizim. Umut Sönmez bıraktı. Orhan Aktaş. Ethem Ercan. Furkan. Thank you.
Bu arada bir şut girişimi. Kadir Salih bıraktı ama açıyı bulamadık. Serbest vuruş. Niyazi Batuhan yerdeydi, kalktı. 70. dakika. Tekrar söyleyelim, sarı kartı var Niyazi Batuhan Salman'ın. Çok dikkatli olması gerekiyor. Orhan da o noktada. İki kişilik bir baraj söz konusu. Kaleciden dönen bir top olabilir mi? Doğrudan kale vursa. İhtimaller. Niyazi Batuhan Salman orta yaptı, arka tarafa doğru. Kaleci Ersin dışarı gidiyor. Köşe vuruşu. Ha, hayır, out. İki oyuncu birden girecek Düzce takımında. Timur Kosovalı ve Osman Boz. Timur Kosovalı da 2. ligin önemli santraforlarından biri. Geçen sezon İnegöl'de 1-0 yenildiğimiz Sivas Belediye karşısında gol atan isimdi. Yasin Ozan çıkıyor. 40. dakikada gol atan isimdi. Belki de attığı golü o bile şaşırdı ama çok rahat pozisyona topu attı, gole attı ve 70. dakikaya takımının 1-0 önde girmesini sağladı. Çınar da oyundan çıktı. Osman ve Timur Kosovalı oyuna dahil oldular. Top kaybı Orhan. Bahadır Taşdelen. Bahadır Taşdelen bayrak kalktı. Bahadır bayrak kalktı. Tam sevdiği pozisyonlardı. Ersel oyunda Bahadır çıkıyor. Ersel oyuna dahil oldu. Az önce söylemiştik, yani Ersel dışında bir hamle, kurtarıcı veya maçı çevirebilecek bir oyuncu da yok kulübede. Gençlerden kurulu bir kulübe. Onlara da bu yükü biraz yüklemek insafsızlık olur diye düşünüyoruz. Emre Selen. Mehmet Özdras. Top kaybı. Furkan. Ersel. Furkan. Taç. Furkan. Sol tarafta Orhan ortasını yaptı. Topu dışarı gönderen Doğancan.
Köşe vuruşunu kullanıyoruz. Orta yine savunmadan sekti. Ersel'e doğru gelmedi. Orhan topu ona atmak istedi. Hasan Küçük taç. Bir kez daha top dışarı gidiyor. Düzce takımının da oyunu biraz daha soğutma çabası var doğal olarak. Deplasmanda 1-0 öndeler. Serbest vuruş Negospor'un. Ersel yerde kaldı. Umut Sönmez. Serbest vuruş. Ayak fazla kalktı Altarhan. Umut'un kaybettiği top. Orhan'ın takibi. İnegöspor'a serbest vuruş kazandırdı. Orhan ve Umut Sönmez. İki sol ayaklı. Umut Sönmez topun başında. Şimdi Orhan da var. İki kişilik bir baraj. Orta. Mümin Talip Pazarlı çıkarttı. Savaş. Savaş. Naz Batuhan Salman terse kaldı. Naz Batuhan. Taylan. Kadir Salih. Orhan. Out. Üçüncü bölgeye kadar geliyoruz. Orada inanılmaz bir şekilde topu tamamen rakibe teslim ediyoruz ki 77 dakikalık süre geride kaldı. Artık her geçen dakikada aleyhimize işliyor değerli izleyiciler. Taç. Hamza. Orhan. Savaş karşıladı. Hamza. Sarı kart. Timur Kosovalı. Thank you.
Bu arada pas hatası Timur Kosovalı, İnegöspor savunması yerleşti yerine. Onların da pek ileri doğru gitme bir düşüncesi yoktu. Savaş. Hamza Özdemir. Umut Sönmez. Ethem Ercan. Kadir Salih. Furkan. Taylan Adasar kar çıktı. Doğancan. Altar hareketli. Altar. Kaleci Emre. Sergen Uzun, Niyazi Batuhan Salman'ın yerine oyuna dahil oluyor. O da Fransa'dan gelen bir oyuncu. Kadroda yoktu ilk iki hafta. Orhan. Orhan. Emre Selen çıktı. Dakika 81. Furkan. Savaş. Altar Antaç. Orhan. Hamza. Ethem. Savaş. Altaran. Ersel. Ersel. Osman. Altaran. Sergen çok basit bir pas hatası. Furkan. ...83. dakika... 40'ta Yasin Ozan'ın attığı golle Biteksen Düzce yine gol deplasmanda 1-0 önde. Orhan savaş yerde. Sağlık ekiplerine gerek duymadı. Ersin. Ersin.
sağa. Düzce Spor, Altarhan. Timur Kosovalı top istiyor. Vuruş Emre'den döndü. Kadir Salih. Ersel. Umut Sönmez. Umut Sönmez. Ersel'e doğru. Kadir Salih, Orhan. Kadir geçti top. Kaleye doğru. Savunma. Top dışarı gidiyor. Taylan Özgün vuruş yapan oyuncuydu. Köşe vuruşunu kullanıyoruz. Orta geldi. Yine kafalardan vuruş gelmedi. Şimdi Mümin Talip Pazarlı'dan döndü. Atak devam ediyor. Yine top dışarı gidiyor. Taç. 85. dakika. Düzcespor tüm hatlarıyla kendi yer alanında. Maç bu skorla bitecek olursa çok yazık olacak değerli izleyiciler. Ersel. Faul. Atış Ersin Aydın kullanacak. Savaş'a doğru savaş. Önünü kapatmaya çalışıyoruz. Samet Eker oyuna girecek. Furkan, Kadir Salih. Ersel. Hasan Küçük, şimdi savaş. Timur Kosovalı. Altarhan çıkıyor. Yerine Samet Eker dahil oluyor. Temercan. Ersin. Sakatlık geçiriyor. Ersin. Taylan'la çarpıştı. Umarım ciddi bir sakatlığı yoktur. 88. dakika değerli izleyiciler. İnegöl'de 1-0 gerideyiz. Sağlık görevlileri de Ersin Aydın'ın tedavisini yapıyorlar. Aslında genel olarak baktığınızda İnegöl'ün çok istekli olduğunu söyleyelim. Bunun yanı sıra ilk yarıda kaçırdığımız pozisyonlar var. İkinci yarıda yine ikinci yarının ortalarına kadar baskımız var. Fakat topu bir türlü filelerle buluşturamadık. Bu da 1-0 geride olmamıza neden oluyor değerli izleyiciler.
Ersin. Emre. Orhan. Kadir 90 artı 6. Artık gösterildi. Furkan. Sergen. Umut ortasını yaptı. Taylan dokunamadı. İyi bir markaj altındaydı. Onu da belirtelim. Taç. Konuk takım kullanacak. Bir taş daha. Samet Eker kullandı. Yerde kalan bir İnegöl oyuncu var. Devam dedi maçın hakemi. Kadir Salih, Sergen, Taylan, Furkan. Ersel atmak istedi. Furkan, Hamza. Sergen, müthiş bir pas. Sağ tarafa doğru Umut. Ortasını yaptı kaleci Ersin son anda. Hatamız devam ediyor. Orhan ortasını yaptı. Furkan. Bir kez daha yine savunmadan döndü. Kadir Salih. Mehmet Özdıraz. Timur Kosovalı içeride. İki İnegöl oyuncu da geldi. Kaybetti. Ethem Ercan. Sergen. Umut Sönmez. Bir orta daha. Mehmet Özdıraz. Destek veren kimse yok. Furkan çok çalıştı bugün, çok mücadele etti. Ama bu mücadele puanla. Bu arada Emre'den döndü top. Köşe vuruşu. Çok basit bir şekilde rakibe pozisyon verdik. Sürenin aleyhimize işlemesine sebep oluyoruz. Takım vites arttırmıştı bir anlamda.
daha çok rakip kaledeydik. Son kozlarımızla oynuyorduk ama bu pozisyon hiç olmadı. Emre'nin sektirmesi, daha sonra topun dışarı gitmesi, Düzce takımının da isteği buydu. Taç. Ersel. Faul. Yerde kalan bir Düzceli oyuncu var. Maçın hakemi o noktada. Emre Selen atış kullanacak. Uzun bir ateş olacak. Artık 90 artı 6 oynanıyor. Yine golde 1-0 gerideyiz. Ve mücadele bitiyor. 1-0 kaybediyoruz. 40. dakikada Yasin Ozan'ın attığı gol var. İlk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıda bulduğumuz pozisyonlar, daha doğrusu daha çok toplu oynama isteğimiz. İlk yarıda da böyleydi ama golle sonuçlandıramadık. Üçüncü bölgede kadar geliyoruz. O noktada bir son final pasını, son final vuruşunu yapamıyoruz. Bunları yapamayınca da ister istemez sonuç gelmiyor. Ve mücadelede 1-0'lık mağlubiyetimiz de sona erdi değerli izleyiciler. Geçen hafta Erzincan deplasmanı kaybetmiştik. Bugün Düzce. Pazar günü zor bir Menemen deplasmanı gideceğiz. Artık bugün şunu da söyleyelim. Ömer Faruk Ermenci çok ama çok aradık. Bunun artık ders olması gerekiyor diyoruz. Karşılaşma sonrasında röportajlarla birlikteyiz. Gelseydin keşke buraya.
Telefon alıyorum. Hadi gerek. Geliyoruz mu? Bu tarafa mı geldin? Fark etmez, o taraf, bu taraf. Aa, bu taraf şey yok yani. Bu taraf, bu taraf. Hocayı çağıralım. Şimdi hoca gelecek. Hocayı çağırın. Önce hocayla falan yapalım. Bizim başkana çağıralım. Başkan gelsin. İkiye mi takalım bir de mi? Hazırsınız ama siz hazırsınız. Tamam, kalkın bir de. Yavuz abi. Hayır, şuradan şey yapacağız bak. Ses kontrolü 1-2. Ses kontrolü. Başkan da alalım. Ses kontrol. Adem nerede? Ses kontrol. Ses. Tamam ses. Acaba sahayı mı versek arkaya? Fark etmez, nasıl istiyorsun sahayı verelim. Daha iyi olur gibi duruyor değil mi? Aynen, gel böyle sen kamerayı böyle getir. Çek. Tamam. Şöyle bu tarafa dönelim, ters ışığı keselim. Değil mi? Biz de hocayı bekliyoruz. Ha? Ya söyledi şey ama. İkinci yarı fena değil. Hatalar oynadı. Aslında şey, İnegöl iyi oynadı onlardan. Değil mi? Yani iyi oynadı. İkinci yarı yani. İyi. İlk yarı 15 dakika. İlk yarı da iyiydi. Yani bir tek bak. İşte o... Evet. Evet, İnegöl Sports teknik direktörü Şaban Yıldırım bizlerle birlikte. Evet hocam, pozisyonlara girdiğimiz, oyun olarak üstün olduğumuz ancak maalesef değerlendiremediğimiz bir karşılaşmayı. Neler söyleyeceksiniz? Ya her şeyden önce Erzincan'dan dönüşümüz bizim epey bir zorlu oldu. Bunu tabii mazeret olsun diye söylemiyorum ama hani bugün biraz tabii yorgun da çıktık. Kazanabileceğimiz bir oyundu. Özellikle yani ilk yarıyı da iyi oynadık. İkinci yarıda da baskılı oynadık. Rakip daha çok kapandı. Yani kazanabileceğimiz bir oyunu, bir maçı mağlup kapatmış olduk. Futbolda bunlar var. Yani iyi oynamaya devam etmemiz lazım. Tabii ki daha da geliştirmemiz gereken yönler var. Onlara da şüphesiz dikkate almamız gerekiyor. Yani herkes son derece elinden geleni son haddine kadar yapacak şekilde mücadele etti. Fakat bazı pozisyonlarda
Yani daha organize olmamız lazım. Yani kendimizi duygularımıza kaptırarak oynamak değil de daha organize, daha akıllı oynamamız gerekiyor. Bazı şeylerin oturması için biraz zamana ihtiyacımız var. Birkaç hafta sonra daha da iyi olacağımızı ümit ediyorum. Ama tabii bu arada, yani bu haftaları geçirirken tabii kazanarak geçirmek çok iyi olurdu. Ama maalesef tabii ki kaybettik. Ama sorun değil. Yani yolumuza devam edeceğiz. Köprünün altından daha çok sular akacaktır. Lig daha çok erken bir döneminde. Bundan sonra daha iyi günler Yenigelspor için gelecektir. Yani kimse karaları bağlamasın yani, tamam. Yani hocam, bundan sonra daha iyi şeyler olacaktır. Çok kısa. Kaleci değişikliğini konuştuk. Teknik heyet kararı mı? Tabii ki teknik heyet kararı. Tabii ki ne olacak yani? Başkanın nasıl tabii, bir karar olabilir ki? Sakatlık var mı yok mu diye. Ha yok. Sakatlık yok. Yani tamamen bizim kararımız o. Teşekkür ederiz hocam. Evet, İnegöl Spor teknik direktörü Şaban Yıldırım'ın görüşleri bu şekildeydi. Şimdi de Düzce Spor teknik direktörü bizlerle birlikte olacak. Ercüment hocam. Var mı? Şunu cebime koyayım da. Tabii hocam. Evet. Hocam tebrik edelim öncelikle. İnegöl Spor gibi zorlu bir deplasmanda. Evet. 1-0'lık galibiyetle ayrıldınız. Neler söyleyeceksiniz? Ya öncelikle kazandığımız için çok mutluyuz. Yani bu cumartesi, çarşamba, pazar maçları çok yoğun ve yorucu oluyor. Şimdi iki tane üst üste maçı kazanmak, yani yeni çıkan bir takım, iki aylık bir takım için önemli başarı. Lider geldik, lider dönüyoruz. Oyunun ikinci yarısında biraz tabii skoru koruma duygusuyla rakip takımın iştahı, bizim koruma duygumuz bizim oyunumuzu bozdu. Biz yani bu oyunu oynamıyoruz. Ama skoru almak gitmek önemli. Bazen böyle olumsuz davranışlarımızın, hani çok iyi işler yapmadığımız bir maçta kazanarak dönmekte avantaj sağlar. İnşallah böyle gitmek istiyoruz. Yani çarşamba, pazar günü Erzincan'la oynadıktan sonra zaten biz bayız. Bir ara vereceğiz. Ondan sonraki süreci doğru değerlendirmek için çalışacağız. Biz mutluyuz. Evet. Negöspor'a da bundan sonra başarılar diliyoruz. Tebrik ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Düzce Spor Teknik Direktörü Ercüment Hoca'nın görüşleri bu şekildeydi. Şimdi İnegöl Spor Yönetim Kurulu üyesi Serkan Bey bizlerle birlikte olacak. Kısa bir aranın ardından. Evet Serkan abi, öncelikle şunu söyleyelim. İyi oynadığımız ama maalesef pozisyonları değerlendiremediğimiz ve kaybettiğimiz bir maç oldu. Sen neler söylersin? Valla aslında iyi hazırlanmıştık Erzincan deplasmanından sonunda. Yani pozisyon vermeden bir gol yedik. Yani Düzce takımını tebrik ediyorum. Futbolcu kardeşimi tebrik ediyorum ama biz daha iyi bir takım hüviyetinde, daha üretken bir takım olmasını bekliyorduk. Bence biz kazanacak galibiyeti oynamadık. Yani futbolu oynamadık. Mücadele ettik, eyvallah. Ama hani bu takıma karşı en azından yenilmemiz lazımdı. Ama Düzce takımı da tebrik ediyorum. İyi bir maç oldu. Kardeşlerimi tebrik ediyorum. Teknik ekibi tebrik ediyorum. Buraya gelen taraflara teşekkür ediyorum. İnşallah 2-3 eksiğimiz var. Toparlanacağız. Haftalar geçtikçe. Hakkımızda hayırlısı. Üzgünüz. Çok üzgünüz. Yani üzdüklerimiz insanlardan da özür diliyoruz. Önümüze bakacağız artık, yapacak bir şey. Teşekkür ediyoruz tekrar. Metin abi alalım seni de. Maç kritiğini yapalım. Evet Metin abi, sen de maçı anlattın. Ben de yukarıdan seninle birlikte izledim. Aslında ilk 15 dakika İnegöl Spor iyi başladı. Sonra Düzce oyunu dengeye getirdi ve golü buldu. İkinci yarının tamamında neredeyse İnegöl Spor oyun olarak üstündü. Pozisyonlar da bulduk ancak bir türlü değerlendiremedik. Senin maçla ilgili görüşlerin abi. Evet, şimdi hafta sonu biliyorsun Erzincan'da kaybedince bu maçın önemini programda da konuştuk. Mutlak kazanmamız gereken, puan ya da puanlar almamız gereken bir karşılaşmaydı. Düzce'nin kaliteli ayaklardan oluştuğunu söyledik. Onu da bahsettik. Aslında İnegöl Spor maça fena başlamadı. Birinci, ikinci bölgenin reisiydi. Ama üçüncü bölgeye final paslarına gelirken orada ister istemez top kayıpları yaşamaya başladı. İster istemez son final vuruşlarını yapamadı. Bunları yapamayınca da bir tesadüfen gol geldi. Ve ilk yarı böyle bitti. Yani o golde de yemememiz gereken bir goldü. Hatta oyuncunun da kendisinde şaşkınlığı var gol pozisyonunda sonra. Ardından bomboş kaldı. Ardından yine Osman şuursuz atakları var. Yani Kadir Salih'i oyuna aldı. Emir'i oyuna soktu. Erzincan'da Kadir Salih maçın bir anda kader adamı gibi bir rol aldı. Ama burada yine kendisini göremedik. Yani Emir en azından biraz daha bilekleri iyi bir oyuncu. Şimdi
Baktığımız zaman İnegöl'ün bu mağlubiyeti neyi hatırlatıyor İsmail? Neyi söylüyor? Yine aynı tas aynı hamam gibi olacak gibi görünüyor. Yani Menemen'de bir mucize olur mu? Bu iş, bu futbolla işimiz zor. Ama bugün şunu söyleyeyim, kaybetmeyi hak ettik mi? Yok. Evet, yani ilk yarı, yani ilk yarıda kaçan pozisyonlar var. Rakibe oranla daha çok duran top kullandık. Bir direkten dönen topumuz var. Rakibin geldiği bir iki pozisyon var. Girişimi daha doğrusu. Onlardan da istediği sonucu aldılar. Şimdi burada şimdi kadroya bakıyorum. Maç anlatırken kadroya bakıyorum. Elinde Ersel dışında oyuna girip oyunu değiştirebilecek, kaderi anını oluşturabilecek bir oyuncu yok. Maç kadrosunun bak yedeklere. Ömer Faruk çok aradık bugün. Şimdi Ömer Faruk Ermenç de burada bu maçı izleyip görecektir ne kadar şanssız veya ne kadar yanlış bir şekilde oyundan çıktığını, atıldığını. Bugün de hakemle ilgili de söyleyeyim, yani İnegöl Kulübesi'nden 3 kişi bir kırmızı gördü, 2 sarı gördü. Enteresan bir şekilde ben hiç bunca zamandır maç izliyorum. Sarı kart kulübede bu kadar yani bir kırmızı 2 sarının çıktığını hatırlamıyorum. Burada da hakem bugün biraz korkuttu gibi. Şimdi İnegöl'ün bu kadrosu ne yapar? Şunu söyleyeyim İsmail. Bir mucize olmazsa orta sıralara oynarız gibi bir durum söz konusu. Yani bakıyorum mücadele var, istek var, iyi niyetliydi. Bugün mesela Erzincan'da ettiğimiz mücadelenin 4-5 katı daha iyi mücadele verdik. Maçın hakkı bana göre beraberlikti. Beraberliği geçtikten sonra belki İnegöl'ün kaybetmeye atabilirdi. Onlar olmadı. Şimdi İzmir'de çok kritik bir maça çıkacak İnegöl. Bu maçtan sonra biraz evet 4 gün var. Yani teknik heyet de artık masaya yatırılır gibi geliyor ama bunlar biraz erken de denilebilir. Onu da söyleyelim. Bu kadro yani 3 karşılaşma, 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 hafta bay geçirdik. Soru işaretli bir durumdayız. Bana göre bu hafta kesinlikle Negospor'un puan ya da puanlarla alması gerekiyor. Yani Menemen kadrosu iyiymiş, gece maçı bize yaramıyormuş. Onları artık kenara bir kenara koyup bu mücadelenin bir tık fazlasını yapıp sahadan galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Bunu söyleyelim. Peki, teşekkür ediyorum Betir abi sana. Evet sevgili seyirciler, İnegöl-Spor, Düzce-Spor maçının konuşmaları, maç sonu açıklamaları bu şekildeydi. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Önümüzdeki canlı yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.